Analisti Enver Arkan var. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün piyasalar nasıl bir gün geçirdi? Şimdi genel itibariyle baktığımızda stresin iç piyasalarda yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her şeyden önce haftaya biz güvenlik risklerini arttıran haberlerle başladık. Güneydoğu'dan şehit haberleri geliyor, İstanbul'dan çatışma haberleri geldi. Bir yandan da açıkçası kırsal kesimden şehre doğru bir kayış var o güvenlik riskleri içerisinde. Bu da tabii ki Türkiye'nin risk primi üzerinde çok ciddi yukarı yönlü bir etki yaptı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 248 seviyelerine çıkarak ciddi bir yükseliş gösterdi. Bunun da Türk lirası cinsi varlıklara aşağı yönlü bir baskı yaptığını gördük. Hem Türk lirası aleyhinde hareketler hem de borsada aşağı yönlü hareketler gördük. Borsa 77.500 desteği üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Çok kritik bir yerde kapandı. Dolar TL'ye baktığımızda ise gün içerisinde 2.79.40 seviyelerine doğru bir hareketlenme olduğunu gördük. Şu an biraz gevşeme var ise de bu dolar kaynaklı bir gevşeme, Türk lirası kaynaklı bir gevşeme değil. Koalisyonla ilgili görüşme çok kritik bir zirve, Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu arasında gerçekleşecek saat 18'den itibaren. Burada koalisyon hükümetinin bir anlamda kaderini göreceğiz, nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Buradan gelecek açıklamalar oldukça önemli. Siyasi belirsizliği ortadan kaldırma ihtimali açısından. Ancak olumsuz, iki liderden de olumsuz açıklamalar gelirse açıkçası bu iç piyasalardaki olumsuz yönlü fiyatlamaların devamını bekleyebiliriz. Bu da dolar TL'de 2.80 üzerine doğru bir hareketlenme getirebilir. Borsa İstanbul'da ise 77.500 aşağı yönlü kırılabilir ve 75.000'e doğru bir hareketlenme gelmesi mümkün olabilir. Mevcut iç dinamikler nedeniyle Türk ekonomisinin kırılganlığı sürüyor. Bu nedenden dolayı dış şoklara karşı da şu anda kırılganlık artmış durumda. Bu duyarlılık artmış durumda. Bu nedenden dolayı hafta içerisinde küresel dolar hareketinin de önemli bir etkisi olacaktır içerideki fiyatlamaları. Yarın aynı zamanda cari açık verisini içeride izleyeceğiz. Bu da oldukça önemli. 3.20 milyar dolarlık bir piyasa beklentisi söz konusu. Tabii ki içerideki varlık fiyatlamaları açısından bunları da izliyor olacağız. Ancak şu an söyleyebiliriz ki hem para piyasası bakımından hem de hisse senedi piyasası bakımından oldukça kritik eşiklere gelmiş durumdayız. Bu olumsuz algının düzelebilmesi için açıkçası içeriden siyasi kaynaklı olur, jeopolitik kaynaklı olur, olumlu haberlerin gelmesi gerekli. Peki tabii küresel gelişmeler de burada önemli etken dediniz. Fed Başkan Yardımcısının bir açıklaması oldu. Amerika'nın çok düşük olan enflasyon oranının geçici olduğunu söyledi. Bu faiz artırımı kararı açısından da merak ediliyor tabii Amerika adına ve tabii bizim piyasalarımızda nasıl etkileyeceği konuşuluyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Tabii şimdi genel itibariyle baktığımızda Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin olan algı oldukça kuvvetli bir durumda. Bunu FOMC üyelerinden gelen açıklamalarla görebiliyoruz. Amerika'dan gelen verilerle görebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir istihdam verisi aldık. 215 bin yani tarım dışı istihdamı. Her ne kadar beklentinin bir kademe altında olsa da 200 bin üzerinde gelmiş olması o Fed'in Eylül'de faiz arttırabileceğine ilişkin algı için son derece kuvvetli işaret verdi. Bu hafta perakende satışlar ve üfe verileri oldukça önemli. Ve tabii ki Eylül toplantısından önce biz bir tane daha kritik istihdam verisi alacağız. O iki kritik istihdam verisinden ilkini geçen cuma aldık. Eğer ki istihdam verilerinde çok önemli bir bozulma olmazsa, yani 200 binin çok aşağısında bir rakam eğer görmezsek, Fed'in Eylül'de faiz arttırma ihtimali oldukça kuvvetli. Ancak şu an tabii ki ekonomide özellikle enflasyon, tüketim ve harcama eğilimleri gösteren kalemler açısından sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi dünya ekonomilerine oranla görece iyi olsa bile çok çok iyi bir durumda değil. Dolayısıyla faiz arttırımı da çok küçük adımlarla gerçekleşecektir. Eylül'de atılabilecek olası bir adım 25 bas puandan daha büyük olmamakla beraber 10-15 bas puan aralığında olması oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Peki Çin'de de ekonomiye dair olumsuz bir veri vardı. İhracat Temmuz'da %8,3 ile 4 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Bu da petrol fiyatlarına da yansıdı. Bir düşüş yaşandı. Bu nasıl etkiler piyasayı? Tabii şimdi zayıf Çin talebi çok önemli bir faktör aslında petrol tarafında ve Çin'deki o talep aslında çok anlamlı bir şekilde düzenlediği sürece biz petrol fiyatlarımızın çok sert bir yukarı yönlü hareketlenme
görmeyeceğiz. Genel itibariyle baktığımız zaman aslında Çin'deki o kötü veriler bir anlamda hem bütün dünya ekonomileri için bir etkide bulunuyor. Aynı zamanda emtia fiyatlarını da aşağı çıkıyor. Çünkü baktığımız zaman genel emtia grubunda sanayi metallerinde olsun, değerli metal, değerli madenlerde olsun Çin etkisinden dolayı oldukça sert bir aşağı yönlü baskı söz konusu. Aynı zamanda tabii ki bunun Çin ekonomisindeki zayıflığın diğer ekonomileri de etkisi var. Çünkü mesela geçtiğimiz hafta bir Almanya'dan sanayi üretim verisi aldık. Burada Çin faktörlerinin son derece etkili olduğunu gördük. Almanya'da sanayi üretim beklenenin çok çok altında kaldı. Şimdi genel durum itibariyle petrolü de bağlayacak olursak bunun aslında petrolde küresel arz fazlasının da oldukça önemli bir etkisi var ki nükleer yaptırımların, nükleer müzakerelerde anlaşmaya ulaşılması ve İran'a olan uluslararası yaptırımların kalkmasıyla beraber İran'ın çok güçlü bir oyuncu olarak petrol piyasasına dönme olasılığı var. Bu durum fiyatlanıyor şu anda. Bu nedenden dolayı petrol piyasasında bir süre daha bu zayıflayalım, devamını bekleyebiliriz. Bu durumda da yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilecek bir durumda. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet, ekonomide bugün yaşananları aktardık. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.